Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Koyuncu sizinle orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının fonksiyonlar konusunun 25. testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda x fiyatı x ile olan bir gömleğin %40 indirimli fiyatını yazar şeklinde bir fonksiyon tanımlanıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci öncülümüze bakıyoruz hemen. Bize f'de fx ifadesinin %80 indirimli fiyatına eşit olduğunu söylüyor. Dedi ki şu ifadenin doğru olup olmadığı için biz x değerimizi ne alalım? 100 olsun bizim için arkadaşlar. Öncelikle şuradan fx dediğimiz ifadede bizim için ne gelecektir? 100'ün %40 indirimli fiyatına bakacağız. Sadeleştirdiğimizde ne gelecektir? 60 lira. Peki şurada fx dediğimiz ifade ne geldi bizim için? x'e 100 yazarsak bizim için 60 olacak. Yani f'te 60 ifadesine bakmamız lazım. Peki içeride yazdığımız sayının %40 indirimi. Yani 60'ın %40'ını alacağız. Arkadaşlar burada 24 liralık bir indirimimiz olacak. Peki 60'tan 24'ü çıkartırsak arkadaşlar 34 lira gelecek. Peki biz geldik dedik ki bakın şurada bizim için 34 lira yani %64'lük bir indirim olur. Neyden? 100 liradan biz ne yaptık? 36 lira bir indirim yaptık. O halde %64 gelecek. Ama soru %80 indirimli fiyatına eşittir diyor. Peki 100 liranın arkadaşlar bizim için son indirimli fiyatta neyi bulduk biz az önce? 36'yı bulduk değil mi? 100 liranın %80'ine baktığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 80 lira indirimden 80 lira indirimi olacak. 20 liraya geliyor bizim için. Peki 20 lira mı 36 lira eşit mi? Değil. O halde birinci öncülümüz yanlış olacaktır. Geldik ikinci öncülümüze arkadaşlar. Bize diyor ki F'in tersinde A, B'ye eşit ise A bölü B 3'tür. Şuradan bir yer değiştirirsek tersinin tersi kendisi olacaktır. Eşittir ne geliyor? A geliyor. Arkadaşlar buradan B değerimiz 100 ise A değerimiz ne geliyordu? Az önce hesapladık değil mi? Dedik ki F'de 100 verdiğimizde bu bizim için 60 olacaktı. Çünkü 100'ün %40 indirimlisini alıyorduk. Şuradan gittiği zaman da 40 lira indirim geliyordu. Ve 100'den 40'ı çıkartırsak da 60'a eşit oluyordu. F 160'tır. Peki şuraya 100 desek A'mız ne gelecek? 60 gelecek. O halde A bölü B 60 bölü 100'dür. Sadeleştirirsek 2'ye böldük 3. 2'ye böldük ne geldi? 3 bölü 5. İfademiz doğru mu? Kesinlikle doğrudur. Geldik üçüncü öncülü arkadaşlar. Üçüncü öncülümüzde de F'te 80 diyor. Ve bunun ne olduğunu söylemiş bize 48. Şimdi %40 indirimlisine bakacağız. 80 yüzde %40 indirimlisine bakıyoruz. Sıfırlarımız giderse 8 kere 4 ne geldi? 32 indirim yapacağız. Neyden? 80'den. 80'den 32 indirim yaptığımızda ne geliyor? 48. Eşit oluyor mu? Oluyor. O halde 3. öncülümüze doğru cevabımız D şıkkı gelecektir. İkinci sorumuzda F pozitif tek doğal sayıları tanımlı bir fonksiyondur diyor. Fx ebob x'e x artı 17 olduğuna göre diyor. Görüntü kümesi bir elemanlıdır şimdi. Arkadaşlar birinci öncül için şunu söyleyebiliriz bakın. X'e 3 verirsek eğer bizim için. Çünkü tek sayılarda tanımlı. Bizim için x'e 3 verirsek yani f'de 3 ifademiz arkadaşlar ebob ne gelecektir? 3 ile 20 gelecek. 3 artı 17'den ve bu da ne olacaktır? 1 gelecektir. Peki de arkadaşlar 17 verirsek. X yerine bu sefer 17 yazarsak buradan. EBOB ne gelecek bizim için? 17 ve 34 gelecek. Buranın da EBOB'u ne olacak? 17. Görüntü kümesi bir elemanlı mı? Hayır iki elemanlı. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle geldik. Arkadaşlar F'te 1907 ifademiz bizim için 1905'e eşittir. Bakın biz ikinci öncülde F'te 1907 dediğimiz bizim için EBOB ne gelecektir? 1907 virgül. 17 eklersek 1900 ne gelecek arkadaşlar bizim için? 1900. 3 versek 1910. 14 eklesek 1924. Peki. Bu ifademizin EBOB'u arkadaşlar bizim için acaba nedir? 1'dir değil mi? Çünkü ikisi aralarında asal sayılardır. Devam ediyoruz. Peki. 1905'e baktığımızda EBOB arkadaşlar ne diyoruz? 1905 acaba Arkadaşlar virgül dedik. Ne geldi? 1905 eklersek buraya. 1905, 1922 gelecek. 1922 gelecek. Şu x'in evabı nedir arkadaşlar? x'in evabı da 1'dir bizim için. Bunlar birbirine eşit mi? Bunlar birbirine eşitse ne diyoruz? İkinci öncülümüz doğrudur. Fonksiyonun tersi vardır bakın. Üçüncü özelliğimiz. Dedik ki arkadaşlar şimdi fonksiyonun tersi var mıdır? Ona bakmamız lazım. Bakın x, f'te şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar burada bir değer vereceğiz yine. Şimdi f'te bir iki değerimizin aynı olması lazım bizim için. Diyoruz ki arkadaşlar bakın. Şimdi fx'imiz tanımlanmış ya bizim için şurada. E bu x e x artı 17. Şimdi birebir olması için her değerin farklı bir yere gitmesi lazımdı. Örnek veriyorum. Tek sayıları tanımlıysa f'te 3'e az önce yazdık. Bizim için EBOB ne geldi arkadaşlar buradan? X yerine 3 yazdık. 3'e 20 geldi ve bu da 1 oldu. Peki biz F'de arkadaşlar ne verelim sizin için? Bir de 5 verelim. Bir tek doğal sayı daha verelim. Bu da EBOB ne gelecektir? 5'e 17 5 daha bizim için 22 olacak. Bakın yine ne geldi? 1 geldi. Peki arkadaşlar aynı iki değere karşılık geliyorsa biz ne diyorduk? 1'e 1 bir değildir. Birebir olmayan bir fonksiyonun tersi var mı? Birebir olmayan bir fonksiyonun tersi yoktur. Dolayısıyla ne diyoruz? Cevabımız yalnız 2. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. F doğal sayıları tanımlı bir fonksiyondur. Çember içerisinde M, M, sayısının en küçük asal çarpan olarak tanımlanıyor. Buna göre demiş ki Fx 4x artı çember içerisinde x olduğuna göre Fk 62 falan filan demiş bize burada. Ama ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle birinci öncül için düşünelim. Arkadaşlar Fk dediğimiz ifade bizim için aslında... Şimdi okumadım ama şıkları direkt soruya gelelim arkadaşlar. Ne gelecektir? 4K artı çember içerisinde K ve bu da ne oluyor? 62 oluyor. Arkadaşlar biz şurayı 2 alırsak şurası ne gelecektir bizim için? Evet burası ne gelecek? 15 gelecek değil mi? Çünkü 4 çarpı 15 bizim için 60 olacak. 2'yi buraya atarsak 4K eşittir 60 gelecek ve K değerimiz ne olacaktır? 15. Peki şu K'nın en küçük asal çarpanı 3 ve 5 diye ayırırsam ne gelecek? 3 gelecek. Ben ne diyordum burada? Ne ben burada bu ifade ne dedim arkadaşlar? 2 dedim. Peki olur mu? Olmaz. O zaman birinci öncül yanlış. Geldik ikinci öncülümüze. F'te K 50 olacak. Peki. K yazarsak yine 4K artı çemberde K eşittir bizim için 50 olacakmış. Peki. Arkadaşlar şu çemberde K'yı biz 2 alırsak bakın. Atarsak diğer tarafa 4K'mız 48 gelecek. K değerimiz ne geldi? 12 geldi. Peki k'yı biz 2'nin karesi çarpı 3 diye yazarsak en küçük asal çarpanımız ne gelecek? 2 sağlıyor mu? K Çember içerisi k'ya biz 2 dedik. Sağlıyor. O zaman ikinci öncül doğru diyoruz. Geldik üçüncü ve son öncülümüze arkadaşlar. F'te k'nın 63 olduğunu söylemiş. Yine burada yerine yazarsak 4k artı çemberde k eşittir ne geldi bizim için? 63 geldi. Şurayı biz 3 alırsak şurası ne gelecektir arkadaşlar? 60. 4k eşittir 60 ise K eşittir 15. Biz bu 15'i de 3 çarpı 5 diye alırsak en küçük asal çarpanı 3 olduğunu veriyor mu bizim için? Veriyor. Dolayısıyla 3 öncül de doğrudur. Cevabımız ne gelecek? 2 ve 3 gelecektir. Üçüncü de pardon dördüncü sorumuza geldik. Gerçek sayılarda tanımlı F ve G birebir iki fonksiyondur. Buna göre yargılarından hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar birinci öncülümüze geldik. Bakın fx dediğimiz ifade bizim için x artı 3 gibi bir ifade olsun ve gx de bizim için çünkü her zaman sorularını sağlamayan bir değer bulmamız lazım. Bu da arkadaşlar bizim için eksi x artı 5 olsun. Biz buradan f artı g'de x dediğimiz ifade bizim için ne demektir? x artı 3 ile eksi x artı 5'i toplamamız demek ve bu da ne geldi? 8 geldi. Yani buradan artı eksi x'ler gider. 3, 5 daha 8 oldu. Bu ne geldi bizim için? Sabit fonksiyon. Peki sabit fonksiyon her zaman bizim için birebir mi? Her zaman birebir değil. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış oldu. Geldik. İkinci öncülümüz arkadaşlar f-g eksi fonksiyonu diyor bizim için. Peki. Yine sağlamayan bir durum için düşünüyoruz. fx eşittir x artı 1 ve g'de x eşittir arkadaşlar x artı 2 olsun. Bizim f-g'de x dediğimiz fonksiyonumuz arkadaşlar x artı 1 eksi x eksi 2 çünkü bundan bunu çıkartacağım. Şuradan x'ler giderse ne geldi bakın eksi 1 geldi. Peki bulduğumuz sonuç bizim için sabit bir sayı olduğu için biz ne diyeceğiz? Sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyon olduğu için yine birebir değildir. Bakın 1 ve 2 yanlış. İçinde 1 olan şıklarımı ediyorum arkadaşlar. 2 olan şıklarımı ediyorum cevap C geliyor. Ama yine de bir üçüncü öncülümüze bakalım. Üçüncü öncülümüzde G bileşke F birebirdir. Arkadaşlar. Şimdi şunu söylememiz lazım. Birebirse bizim için neydi? Her zaman farklı bir değere karşılık gelecekti. Peki diyoruz ki şimdi şuradan şuradaki ifadeleri temizleyelim. Şuradan ne dedik arkadaşlar? 3. öncülümüz daha rahat bir şekilde düzenleyelim diye. Şimdi üçüncü öncülümüzde G bileşke F'de arkadaşlar X'imizin ne olduğunu söylüyor. Birebir fonksiyon olduğunu söylüyor. Sıfır rahat yazalım diye temizledim. Arkadaşlar şimdi Gx fonksiyonumuzu bizim için ne olsun atıyorum. x eksi 5 olsun. fx fonksiyonumuz arkadaşlar o da birebir ise eksi x artı 1 alalım. Şimdi g'de f'i yazdığımız zaman bakın. g'de f'i yazdığımız zaman arkadaşlar. x eksi 5 ifadesinde x yerine eksi x artı 1 yazmam lazım. Peki bunu da yazarsam eksi x artı 1 eksi 5 gelecektir. Bu da ne gelecek arkadaşlar. Eksi x eksi 4 gelecek. Biri bir bir fonksiyon mu? Kesinlikle biri bir bir fonksiyon. Ne yazarsak farklı bir değer gelecek. Veya bakın başka bir durum daha düşünelim burada. Diyoruz ki fx dediğimiz ifade arkadaşlar x artı 5 olsun. gx dediğimiz ifade bizim için bu sefer tam zıttı olsun. Eksi x eksi 5 olsun. Peki arkadaşlar g'de fx yazıyoruz bakın. Dedik ki x yerine ne yazmamız lazım? x artı 5'i yazmamız lazım. Bakın x yerine x artı 5 yazdık. Eksi ne geldi? 5 geldi. Eksiyi dağıtırsak eksi x eksi 5. Eksi 5 geldi bizim için. Buradan yine ne geldi bakın. Eksi x eksi 10 geldi. Birebir midir? Bulduğumuz sonuç da birebir bir, bir fonksiyondur. Dolayısıyla 3. öncülümüz her zaman doğru, doğru olacak. Az önce dediğim gibi 1 yanlış 2 yanlıştı. İçine 1 ve 2 olanları bir silersek arkadaşlar bakın. Cevabımız yine ne gelecektir? Yalnız 3 gelecektir. 5'in sorumuza geldik arkadaşlar. 2'den büyük pozitif doğal sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu. x 2a artı 3b üzeri x ifadesinin a'nın azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan x eksi birinci terimin katsayısı olarak tanımlanıyor. Buna göre fx fonksiyonunu kuralaştıklardan hangisidir? Arkadaşlar baştan r artı birinci terimimiz baştan r artı birinci terimimiz neymiş? x eksi birmiş. Biri buraya atarsak r dediğimiz ifade ne geliyor? x eksi 2 geliyor. O halde biz bu ifademizi açarken bakın n x oluyor buradan değil mi? x'in x eksi lise çarpı arkadaşlar şuradaki 2a üzeri neydi bizim için? x eksi r dediğimiz ifade x eksi 2 idi çarpı arkadaşlar diğer taraftan 3b üzeri ne diyorduk biz? x eksi ikinci kuvvet diyorduk. Peki bakın şuradan biraz daha düzgün yazarsam x'in x eksi lise çarpı Eksiyi dağıttığımız zaman şuradan x eksi x artı 2 mi gelecek? Şunlar giderse 2a üzeri ne geldi? 2. Çarpı 3b üzeri arkadaşlar ne geldi bizim için? x eksi 2 geldi. Bakın. Şimdi sorumuz bizden ne istiyor? Terimin kat sayısını istiyor değil mi? Peki. x'in x eksi 2'lisini yani örnek veriyorum arkadaşlar. 5'in üçlüsünü biz nasıl yazıyorduk hemen? 5 çarpı 4. Bölü çarpı 3. 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazıyorduk. O halde şuradan x'in x eksi ikilisini biz arkadaşlar 1 x çarpı 1 azaltacaktık. x eksi 1 bölü x eksi 2 ifadesinin yerine de biz ne diyorduk arkadaşlar? 2 çarpı 1 diyorduk. Yani biz bunu faktöriyelden de yazabiliriz ama daha pratik olarak böyle yazalım. Şimdi katsayı lazım bize arkadaşlar. Şuradan 2'nin karesinden katsayımız ne gelecek? 4 çarpı. Şuradan arkadaşlar 3 üzeri x gelecek. Ve çarpı 3 üzeri eksi 2 gelecek. Biraz daha düzgün yazmak istiyorum. Şu dörtlerimiz sadeleşir. 3 üzeri eksi 2 dediğimiz 1 bölü 9'dur bizim için. Şurada unutmayalım. O halde arkadaşlar x çarpı x eksi 1 bölü 9'u buraya yazıyorum. Çarpı ne geldi bizim için? 3 üzeri x. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. Ne oldu? 2 oldu. Şimdi bu ifade bizim için neye benziyor? fx'in kuralına benziyor. Peki bunu bize hangi şık söylüyor arkadaşlar? Baktığımız zaman fx eşittir. Arkadaşlar 2'yi de başa çekersek bakın hatta daha düzgün yazalım. 2 bölü 9 çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı 3 üzeri x diye düzenleyebiliriz. Bu ifademiz nerede arkadaşlar baktığımızda? x çarpı x eksi 1 2 bölü 9 3 üzeri x nerede? E şıkkında diyoruz. Altıncı sorumuz arkadaşlar. F öyle ki A'dan B'ye fonksiyonu tanımlanıyor. F'de A'yı vermiş olduğuna göre A kümesinin elemanları toplama aşacaklardan hangisidir? Şimdi F'de A'yı vermişse arkadaşlar A kümesinin elemanlarından biri F'in içerisinde bulunan 2 A 3'tür. Diğer taraftan 2 A ve 1 artı 4 A ile ne gelecek? Eksi 5 A 4 gelecek. Peki bizden istenen bunun neyi arkadaşlar? Toplam biliyoruz değil mi? Şurada biz bir A kümesini yazdığımızda şurada bir F tanımladığımızda bizim buradaki ifademiz ne geliyordu? F'de A geliyordu. O halde bunlar geliyor. Bunların toplamını istiyor. 2A 3 artı 2 eksi A artı 1 artı 4A eksi 5A ve eksi 4 geldi. Eşittir diyoruz. Arkadaşlar 2A buradan A çıktı A kaldı. 4A buradan ne geldi bizim için arkadaşlar? 6A geldi. Evet 2A A çıktı bizim için A oldu. Değil mi? 2A A çıktı A oldu. 4A da buradan 5A. 5A da buradan 0A. 0 çarpı A. Bakın. Eksi 3 artı 2'den eksi 1. Artı 1 de buradan 0. Eksi 4 toplarsak ne gelecektir? Eksi 4 gelecektir. 0 A'yı çarparsak 0. 4 çıkartırsak ne gelecek 0'dan? Eksi 4 gelecektir diyoruz. Arkadaşlar. Yargılarından hangileri her zaman doğrudur demiş bize. Şimdi. Şuradan baktığımız anda bakın bir A yazarsak sonra da B yazarsak arkadaşlar. Bizim A dediğimiz ifade şuradan da B yazarsak aslında F'de B artı ne demektir? 8 demektir. Veya arkadaşlar F'de biz B yazdığımız zaman F'de neye eşit olabilir? Bu F'de A artı 8'e eşit olabilir. Çünkü burada F A'nın F B'ye eşit olduğunu söylüyor. Biz buradan şunu diyebilir miyiz acaba? Bakın. Şuradan şunu diyebiliriz. B eşittir bizim için. A artı 8 veya 8'in bir katıdır. Peki. Arkadaşlar şuraya baktığımız anda bakın. Getirip şurada birinci öncülde biz f'te a eksi b yerine artık a artı 8 k yazarsak eşittir. F'te a'lar gider arkadaşlar eksi 8 k kalır ve bu da neye eşittir bizim için? F'te a'ya her zaman eşit midir? Hayır arkadaşlar f'te 8 olsaydı çünkü a, artı 8 olacaktı eşit işte olurdu. F'te 8 k'ya eşit her zaman değildir. Peki Geldik ikinci öncülümüze arkadaşlar. Yukarıdaki ile aynı mantık. Diyoruz ki F'de A artı B dediğimiz ifade bizim için F'de b'yi eşit midir? Bakın. Şuna bakmamız lazım. Peki. X yerine X yerine arkadaşlar şuradan yine F'de A yerine biz ne yazmamız lazım? X yerine diyorum. F'de A yerine arkadaşlar bizim için ya da B yerine buradan ne yazmamız lazım? A artı 8K yazmamız lazım. Peki buradan F'de A artı A artı 8K eşittir. F'de B yerine ne yazdık? A artı 8K yazdık. Şuradan baktığımız anda F'de ne geldi? 2A artı 8K. Bu ifade birbirine eşit midir? Değildir. Değil mi her zaman? Çünkü A'nın değerine göre A'nın sıfır durumu için bakacağız buraya. Peki sürekli doğru olur mu? Doğru olmaz. Geldik üçüncü öncülümüze. Dedik ki B eksi A mı 8'in katıdır arkadaşlar. Şurası 8'in katıydı değil mi? Peki F'de 24. 24 8'in katı mı? Tabii ki katı. O halde üçüncü ifademiz her zaman ne olacaktır? Doğru olacaktır. Sekizinci sorumuz. A sıfırdan ve birden farklı bir tam sayı olmak üzere. Fx eşittir. A x artı b. Fx eşittir. F'in ters x koşulunu sağlayan x değerleri için yargılarından hangileri her zaman doğrudur? Arkadaşlar öncelikle F'in tersi x'e bir bakalım. Bakın buraya kadar geldiysek pratik olarak yapabiliriz. Artıysa eksi b. Çarpıysa da bölü a'dır. Peki bu ifademiz neye eşit? Ax artı b'ye eşit. O halde küçük bir işler dışlar çarpımı yaparsak bakın a ile ax çarparsam a'nın karesi x artı ab bu da eşittir ne geldi bizim için? x eksi b geldi. Peki arkadaşlar şuradan diyoruz ki şimdi bir ifadeyi yalnız bırakmamız lazım ya da bir yerden bir şey çekmemiz lazım. Şu ifademize baktığımız anda bakın ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Eksi B'yi buraya. A kare eksi bu tarafa çekersek. AB artı B eşittir arkadaşlar bizim için. Ne geldi? X eksi A'nın karesi X geldi. Peki şurayı X paranteze çekersek bir eksi ne gelecektir? A'nın karesi gelecek. Peki şuradan B paranteze çektiğimizde A artı 1 gelecek. Her tarafı bir eksi A'nın karesine bölersek. Arkadaşlar şunlar giderse bizim X dediğimiz ifade aslında bakın B çarpı A artı 1 bölü 1 eksi a kare a kareyi de 1 eksi a çarpı 1 artı a yazabiliriz. Şunlar sadeleşirse x ifademiz b bölü ne gelecektir? 1 eksi a gelecek. Biz x'i bulduk. Peki. Geldik birinci öncülümüze. Diyor ki a sayısı eşittir 2 ise x tam sayıdır. Arkadaşlar a yerine biz ne yazacaktık? 2 yazacağız. Bakın. Hangi ifade x eşittir b bölü 1 eksi a'da. Arkadaşlar x yerine ben pardon a yerine 2 yazdığım zaman ne gelecek? b bölü 1 eksi 2'den eksi b gelecek. Peki a ve b sıfırdan farklı birer tam sayı diyor. b tam sayı olduğu için arkadaşlar x de tam sayı mıdır? x de tam sayıdır değil mi? O halde birinci öncül doğru. İkinci öncüle geldik arkadaşlar. a 3 ise hangi ifade için söylüyor bunu? x eşittir b bölü 1 eksi a için söylüyor. a 3 ise x tam sayıdır. Peki a'ya 3 verdiğimizde ne geliyor? b bölü 1 eksi 3 da b bölü eksi 2 geldi. Ne oldu? x oldu. Arkadaşlar şimdi biz buradan b'yi herhangi bir tam sayı alabiliriz değil mi? Mesela ne alalım? 1 alalım. 1 bölü eksi 2 ya da eksi 1 bölü 2 bizim için x eşit olursa biz buraya bir tam sayıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde ikinci öncül her zaman doğru değil. Yani hangisi b'nin bir değeri için en azından bunu söyleyebiliriz. Geldik üçüncü öncülümüze. Arkadaşlar üçüncü öncülümüzde a eşittir b artı 1 ise... X tam sayıdır diyor. Hemen şuraya gel geldik. X eşittir neydi bizim için? B bölü 1 eksi A'ydı. A gördüğümüz yere B artı 1 yazmamızı istiyor. Bakın B bölü 1 eksi A yerine ne yazdık? B artı 1 yazdık. Eşittir. B bölü 1 eksi B eksi 1'den. Arkadaşlar B bölü şu B, birler giderse eksi B gelecektir. Ne olacak? Eksi 1. X sayımız ne oldu bizim? Bakın buradan eksi 1. Tam sayımı kesinlikle doğrudur o halde. Cevabımız ne gelecektir? 1 ve 3 gelecektir. 9. sorumuz arkadaşlar. Tam sayılar kümesinde bir f fonksiyonu tanımlanıyor. f'de x artı 1 eşittir. Işte. fx artı x ve f'de a f1 artı 120 olduğuna göre a kaçtır demiş. Öncelikle şuraya çekersek bir kere f'de x artı 1 eksi fx dediğimiz ifade ne olacaktır? x olacak. x yerine 1 yazarsak arkadaşlar bakın iyi izleyelim. f'de 2 eksi f'de 1 eşittir ne geldi? 1 geldi. Arkadaşlar x yerine 2 yazarsak f'te 3 eksi f'te 2 eşittir 2 gelecek. Bakın sonra arkadaşlar 3 yazarsak buraya f'te 3 artı 1'den 4 eksi f'te 3 bu da eşittir 3. Nereye kadar arkadaşlar? f'te a'ya kadar. Peki f'te a yazdığımız zaman eksi f'te ne gelecektir bizim için? a eksi 1 gelecektir. Şurada yazdığımızın her zaman neye geliyor? Bakın 1 eksi buraya geliyor. O halde buraya ne gelecektir? a değil de a eksi 1 gelecek. Şurayı taraf tarafa toplarsak İyiyiz diyelim. Arkadaşlar bizim için çapraz ne oluyor? Bakın hep gidiyor değil mi? He, burada ne kaldı? f'te a. Eksi. Ne kaldı bizim için? f'te 1. Eşittir. 1'den başladık. Nereye kadar? a-1'e kadar olan sayıların toplamı. Burası da bizim için a çarpı a-1 bölü neydi? 2 ydi. Yani 1'den şöyle bir hatırlatma verelim. 1'den başlayıp n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 de. Peki bizim n'imiz ne arkadaşlar? a eksi 1. 1 artırdık a geldi bölü 2 oldu. Bu da neymiş? 120. Bir işler dışlar çarpımı yaparsak a çarpı a eksi 1 eşittir ne gelecek? 240. Bu da bizim için 16 çarpı 15'e benziyor mu? Kesinlikle benziyor. O halde bizden istenen ifademiz yani a sayımız ne gelecektir? 16 gelecektir. 10. sorumuz yukarıda verilen şekil birim karelerden oluşmaktadır. Gerçel sayılarda tanımlı f doğrusal fonksiyonu A ve B noktalarından geçtiğine göre F'in tersi 1 artı F bileşki F'de 4 toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar şuraya baktığımızda bakın. 1, 1 burası nedir? Eksi 2'dir. Bakın eksi 2 yazdığımızda bize neyi veriyor? Şurası 1, burası 2 noktası oluyor. Peki. Şurası 1 ise baktığımız anda bize nereyi veriyor arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4 nolu noktayı veriyor. Yani 1'e 4 ve arkadaşlar eksi 2'ye 2 noktasından geçiyor. Peki. Bizim doğrusal fonksiyon dediğimiz fx fonksiyonumuz mx artı n olsun. Arkadaşlar 1 yazdığımızda x yerine sonuç ne olacakmış? 4. Yani ben buradan x yerine 1 yazdım. m artı n değerimin 4 geldiğini. Eksi 2 yazarsam da arkadaşlar şuradan eksi 2 m artı n değerimin de 2 geldiğini görüyorum. Şurayı eksiyle çarpıp toplarsak 2 m 1 m de buradan ne geldi? 3 m. n'ler gider 6'dan 2 çıktı 2 oldu. M değerimiz 2 bölü 3 geldi. Peki. M'nin 2 bölü 3 değerini burada yazıp buraya atarsam. En eşittir 4 eksi 2 bölü 3 mü gelecek? 4 kere 3 12. 2 çıktı 10 bölü 3 geldi. En değerini de bulduk. Dolayısıyla fx dediğimiz fonksiyon artık arkadaşlar neye döndü bizim için? 2 bölü 3 x artı en değerimiz ne geldi? 10 bölü 3 geldi. Biz bunu da 2x artı 10 bölü ne yazabiliriz? 3 yazabiliriz. Şimdi fx fonksiyonumuz bu ise arkadaşlar biz az önce neye baktık? F1 dediğimiz fonksiyonun ne olduğunu gördük? 4 olduğunu gördük. tersini alırsak değil mi? Bizim için ne gelecektir arkadaşlar buradan? F'te birimiz 4'tü ama bizden tersinde biri istiyor. Peki şimdi biz buradan öncelikle bir arkadaşlar e, tersine almadan önce fonksiyonumuzu ne yapalım? Bir de şu diğer değerimizi yazalım. F'te eksi 2 değerimiz neymiş bizim için? Arkadaşlar artı 2 idi. Fonksiyonun tersini alırsak f'in tersinde x eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? Bakın bölüyse çarpacağız bir x sayısını değil mi? Hemen pratik olarak. Arkadaşlar peki toplamaysa ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Çarpmaysa da ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Ters fonksiyonun mantığı buydu zaten. Arkadaşlar bölmüşsen çarp, çarpmışsan böl, toplamışsan çıkarttı. Şuradan bir yazmamızı istiyor bakın. 1 yazarsak. 3 eksi 10'dan ne geldi arkadaşlar? Eksi 7 bölü 2 geldi. Değil mi? 3'ten 10 çıktı. Eksi 7 bölü 2 gel ne geldi? Eksi 7 bölü 2 geldi. Şurası yerine eksi 7 bölü 2 yazabiliriz. Geldik. F bileşke F'de de neyi istiyor? Bizden 4'ü istiyor. Peki fonksiyonda fonksiyonda arkadaşlar F'de 4'ü yazarsak burada. Şimdi 2 kere 4 8 10 daha 18. 3'e böldük ne geldi? 6 geldi. Yani şurası neymiş? 6'ymış. F'de 6'ya bakmamı istiyor. Bu sefer buraya 6 yazacağım. 6 kere 2 12. 10 daha 22 bölü 3 geldi. Bakın bizim burasının sonucu ne oldu aslında? 22 bölü 3 geldi. Şurası da eksi 7 bölü neydi bizim için arkadaşlar? 2 idi. İkisini toplamamızı istiyor. O halde hemen şurada yazalım. Diyoruz ki 22 bölü 3 eksi 7 bölü ne geldi? 2 geldi. Şurayı 2 ile şurayı 3 ile çarpabiliriz. Arkadaşlar 2 ile 22'yi çarparsak 44. 3 ile 7'yi çarparsak 21 bölü 6 gelecek. Şurayı da biraz daha düzenlersek ne geldi? 23 bölü 6 gelecek. Cevabımız nerede olacak? C şıkkında. Biraz uzun ve karışık bir soru ama en detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Testimizin 11. ve son sorusu arkadaşlar. Bilgi vermiş. Şimdi biz buradan fx dediğimiz ifade y idi. Şunu da x kare eksi 4x artı 4 artı 1 diye parçalarsak Şuradaki ifademiz x eksi 2'nin aslında neyidir? Parantez karesidir. Peki. Bu y'ye eşit artı 1 dedim. x'imiz yalnız kalacaktı bakın. y eksi 1 eşittir. x eksi 2'nin neyi geldi? Karesi geldi. Şu ifadeyi kök içine alırsak arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Kök içerisinde y eksi 1 eşittir. Kök içerisinde x eksi 2'nin neyi? Parantez karesi. Bakın derece çiftken biz bunu nasıl alıyorduk? Mutlak değer x eksi 2 diye alıyorduk. Ve burası da Kök içerisinde y eksi 1 geldi. Arkadaşlar mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Bakın. X'in tanım aralığı neresi? Eksi olsun da 2. Iki. Yani 2'den küçük değerler. 1 versek buraya mesela içi negatif oluyor. Eksiyle çarpıp dışarıya atacağız. Peki. Bu da neye eşit oldu arkadaşlar bizim için? Kök içerisinde y eksi 1 eşit oldu. Biz dedik ki her tarafı eksiyle çarpalım. Eksi kök y eksi 1 eşittir. x eksi 2 geldi. Biz arkadaşlar şuradan ikimizi bu tarafa atarsak 2 eksine geldik. Kök içerisinde y eksi 1 oldu. Ve burada x'e eşittir. x yanlısı artık yer değiştirebiliriz. Y'nin tersi yani f'in tersi x dediğimiz ifademiz 2 eksi kök içerisinde x eksi 1 gelecektir. Şimdi cevabımıza baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız bizim için d şıkkı oluyor. Biz d şıkkını işaretliyoruz. Bazı arkadaşlar mutlak değeri almadan yaparsa belki a belki de b şıkkını bulabilirler buraya dikkat edelim